Bloomberg HT'de ana habere hoş geldiniz. Ana habere günün verisi enflasyonla başlıyoruz. Enflasyon Temmuz'da beklentinin üzerinde geldi. Tüketici fiyatları Temmuz'da beklentiyi aşarak yıllık bazda %9.32'ye, aylık bazda ise %0.45 oranında yükseldi. Çekirdek enflasyon olarak da bilinen özel kapsamlı enflasyon göstergelerinden I endeksi yıllık bazda %9.75 arttı. Yurt içi üretici endeksi ise Ağustos'ta %0.73 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE aylık %0.45 arttı. Ekonomistler %0.08 artış öngörüyordu. TÜFE yıllık bazda ise %9.32 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Beklenti %8.90'dı. Aylık en yüksek artış %2.97 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2014 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde %1.99, haberleşmede %1.90, lokanta ve otellerde %1.05, ulaştırmada %0.71 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup %3.28 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış ise %13.74 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Temmuz'da zam şampiyonu fiyatı %30.94 artış gösteren sivri biber oldu. Çekirdek enflasyon olarak bilinen özel kapsamlı enflasyon göstergelerinden I endeksi de yıllık bazda 9.75 arttı. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyonun Mayıs ayında tepe noktasını görmesinin ardından Haziran'dan itibaren düşüş trendine gireceğini söylemişti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.73, yıllık bazda ise %9.46 artış gösterdi. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörlerin başında %3.52 ile madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti. Enflasyon verisinin ayrıntıları böyle. Biz aslında enflasyonun düşeceğini bekliyorduk ama bir miktar daha yukarıya gitti. Bunu konuşacağız. İki tane değerli konuğum var. İstanbul Kimyasal Madde İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Murat Akgüz ve Işık Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Ferman bu akşam canlı yayında ana haberde konuğumuz olacak. Ben Murat Bey'den izin alarak Murat Ferman hocamdan başlayayım. Enflasyon sonuçta onun uzmanlık alanı. Hocam, hani bu enflasyon düşecekti? Galiba evet, şaşırttı bizleri. Ne dersiniz? Evet, aslında Sayın Merkez Bankası Başkanı öngörü ve beklentilerine uygun olarak Mayıs'ta zirveyi gördüğü doğru. Yani şu anki rakamlarda onu aşmadı. Fakat maalesef aşağıya doğru iniş temayülü görmediğimiz gibi sadece biraz evvel sizin ayrıntılarıyla verdiğiniz rakamlar değil, bazı destekleyici çalışmalar da bundan sonra enflasyonun yönü konusunda bizi olumsuz bir beklenti içine soktu. Bunların birkaçını müsaade ederseniz hemen değineyim. Biliyorsunuz her zaman söylenilen bir TÜİK'in hesaplanan enflasyonu var ki bunun mantığına, bunun kompozisyonuna, bunun güncelleştirilmesine inanıyoruz, güveniyoruz. Kendi içerisinde gayet istikrarlı ve böyle bir benchmark'a, kıyaslama unsuruna ihtiyacımız var. Ama bir de bunun dışında sokaktaki enflasyon var. Hı-hı. Hani biliyorsunuz market sepetinin doldurulması vesaire var. İstanbul Ticaret Odası'nın yönlendirdiği enflasyon var. Şimdi ben İTO mesela enflasyonuna baktığım zaman orada çok genel geçer bir ifadeyle bakıyorum. 242 tane kalem var. Bunlar daha gündelik hayatı ilgilendiren ve perakende fiyatları üzerinden geçiyor. Mesela hemen orada bunlardan 88 tanesinin fiyatı artmış. 62 tanesinin fiyatı düşmüş. 92 tanesinde sabit kalmış. Gayet açık ve net olarak gözüküyor ki kalemlerin büyük bir kısmında ya bir sabit kalma veya yükselme var. Hmm. Yani sadece çok az bir kısmında gerileme var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği de son dönemde özellikle gıda fiyatları biliyorsunuz ağırlığı %25 Sayın Başkan. Dolayısıyla ve çok ortalamanın üzerinde maalesef gene %13,5 arttı. Bu da bizi ilerisi için hakikaten maalesef karamsar olmayı gerektiren bir tabloyu ortaya getiriyor. Ziraat Odaları Birliği de enteresan, gene onlar da marketlerdeki ürünlere bakmışlar. 40 tane ürün içerisinden 18 tanesinin fiyatı artmış, 11 tanesininki düşmüş, 9 tanesininki sabit kalmış. Gene burada bile yani bir genel paçal hesapladaki genel eğilimin maalesef aşağıya doğru gitmediği yönü.
yönünde. Tabii temel soru acaba daha yukarıya çıkar mı veya sonuç ne olur? Nitekim ilk bulgulardan hemen sonra siz de hemen anında kamuoyuna haberdar ettiniz. Goldman Sachs sene sonu enflasyon beklentisinin %9.2'ye çıkarttı. Evet. Bizim için biliyorsunuz önemli olan enflasyonun şu anki düzeyin kadar önümüzdeki dönem nasıl seyredecek? Beklentilerdir. Orada baktığımızda çekirdek enflasyonda da I ve H'lerde gene karamsar bir nokta görüyoruz. Özellikle aylık senelik enflasyon çekirdek enflasyon toplamlarının dışında aylık enflasyonlarda da aylık manşeti aşan bir unsur var. Bu ilerisi bakımından olumlu bir tablo değil. Tabii ne olacak? Son olarak şunu da söyleyelim. Bir tek şey düştü biliyorsunuz ürün grubu. O da ayakkabı ve giyim. Giyim sanayi, giyim ürünleri ve ayakkabı. Orada da ben son 10 yılın rakamlarına Temmuz ayı için baktığımda daima %5'ten fazla düşerdi. Oradaki düşüş oranı da %3. Dolayısıyla sadece bir tane düşüyor. O da zaten beklentilerin altında düşüyor. Diğerinde yüksek var. Son şey daha uzun uzun tartışırız ama son unsur da şu biliyorsunuz özellikle petrol fiyatlarında da ulaştırma -0.42 çıktı ama petrol fiyatlarında özellikle 4-5 aydır ertelenen bir zam unsuru var. Onun için bu enflasyon stokunu 2015'e miras bırakacağı enflasyon stoku maalesef beklentilerin üstünde gözükecek. Hocam yani hiç böyle olumlu bir tablo çizmediniz. Gerçekten biraz enflasyon konusunda karamsarız galiba. Devam edeceğiz. Murat Bey'e döneyim. Siz nasıl görüyorsunuz? Sizin sektörünüzde, sizin gözlemlediğiniz enflasyon nasıl? Bizim tarafta yani biraz daha işte piyasalar tarafında beklentiden yüksek geldi dedik. Murat Bey siz nasıl gözlediniz enflasyon tarafını? Tabii Aralık ayındaki, geçtiğimiz sene Aralık ayındaki bu yay etkisi, o bütün o birikmiş o bütün enerjinin bir anda fırlaması bütün sektörlerde bu oynamaları gerektirdi TL bazında. Ben bunu gayet normal karşıladım o dönemde de. Yine bu burada tartışmalarımız sırasında bunun gelecek orta vadede biraz daha enflasyonu yükselteceğini zaten bekliyorduk. Şimdi enflasyon işte sıfıra inecek ya da çok az azalacak gibi bir şey inandırıcı değil bir sanayi açısından. Çünkü biz bu bütün artışları hissettik. Hocam da zaten söyledi. Yani enerjisinden tutun elektriğine, işçiliğine, bütün her şeyde biz bu artışları yaptık. Hatta sineye çektiniz uzun müddet. Bir bölümü çektik. Yani üretici fiyatlarındaki artışa baktık. Beklediler sonra bunu yansıttılar. Evet. Ve ISO 500'de ISO 1000 listelerine baktığın zaman karlılıklar inanılmaz derecede düşmeye başladı. Yani kur burada, geçişkenliğinden. Buradaki kurun ciddi şekilde hepimize etkisi oldu. Biz bunu ya sineye %100 çekip artık zararımızı açıklayacaktık ya da bir şekilde yavaş yavaş fiyatlara yedirmeye başlayacaktık ki şu anda fiyatlarda yedirme işlemi halen devam ediyor. Gelecek aylarda da bunlar devam edecek. Ve aynı zamanda çevre ülkelerdeki gelişmeler enerji konusunu da çok ciddi şekilde soru işaretine bırakıyor. Enerji konusunda bir maliyet artışı oldu mu Murat Bey sizin sektörü oldu, özellikle? Olmaz mı? Ama elektrik ve doğalgaza zam gelmedi diyoruz. Yani oralarda artış mı gördük? Her şey elektrik ve doğalgaz değil ki bu yönüyle baktığı zaman. Diğer enerji maliyetlerimiz teker teker artmaya başladı. Aynı zamanda bu işin içerisinde nakliyeden tutun. Diğer lojistik maliyetleri öncelikli olmak üzere bizde ciddi bir şey var. Bir etken var. Bazen bakıyorsunuz ya bu iş tabii görünmeyen taraflarıyla da bir şekilde fiyatlarınıza etkilemeye başlıyor. Bu sadece tek üreticili bir mekanizma da değil bu. Bu gerçekten şey gibi ve balık şeyi gibi, kılçığı gibi her birinden teker teker eklendikçe o bahsettiğimiz etkiler tabii katlana katlana gelmeye başlıyor. Daha şu anda bir seçim sürecindeyiz. Seçimden sonra da bazı etkiler daha da artarak belki devam edebilir. Tabii burada bizim amacımız herhangi bir şekilde enflasyonun çift hanelere gideceğini falan söylemek değil. Ama bunun sıfıra yaklaşacağını söylemek de çok fazla biraz iyimserlik olur gibi geliyor bize. Peki Murat Bey devam edeceğiz. İhracatı da soracağım size ama hocama bir döneyim. Hocam şimdi deniyor ki Merkez Bankası bugünkü enflasyon raporunu gördükten sonra
beklentisi de üstelik gerçekleşmemiş. Evet. Faizler indirimi falan artık yapamaz deniyor. Şimdi, önceden deniyordu ki 25 ya da 50 bas puanlık yeri kaldı. Şimdi bugün bakılıyor, yani enflasyon daha düşeceğini, 9'un altına geleceğini, 9.3'e çıkmış. Evet. Dolayısıyla enflasyon ve Merkez Bankası faiz indirimi yeri kaldı mı, yoksa o hikaye orta masadan kalktı mı? Şimdi her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Tabii ekonomi, fizik, kimya gibi çok somut unsurlarla, sebep sonuç ilişkileriyle açıklanamıyor. Neticede Merkez Bankası da siyasi iradeden tamamen politika bağımsızlığı içerisinde olan bir kurum değil. Yani alet bağımsızlığı var ama netice itibariyle siyasi otoritenin temel tercihlerinin dışına çıkamaz. Dünyanın hiçbir yerinde çıkamaz. Fakat tabii yaptığı operasyonlar ve duruşunu da belirli şekillerde, özellikle piyasalar nezdinde itibar sağlamak bakımından belirli endikatörlere, belirli göstergelere bağlamak, palamarlamak zorunda. Onlardan bir tanesi biliyorsunuz işte neydi? En önemli unsurlardan bir tanesi getiri eğrisi diye yeni bir şey biliyorsunuz gündeme girdi. Siz nezaketen söylemediniz. Bugünkü gelişmelerle o getiri eğrisi de artık gündemden kalkmış durumda. Ama tabii Sayın Başkan ne dedi? Makul 0.25, 0.50, 0.75. Yani 0.25'lik bir indirim yapılabilir. Bu bir niyet ifadesidir. Bu enflasyona rağmen yapılabilir mi? Ben yapılacağını bekliyorum. Çünkü bu bir niyet ifadesidir. Yani netice itibariyle bizim duruşumuz budur denilebilir. Benim biraz evvel oldukça karamsar bir tablo çizmem veya kötümser bekleyiş içine girmemin nedeninde Sayın Başkan'ın çok güzel ifade ettiği enflasyon, hani söyledim enflasyon stokunu onun için vurgularak tamamladım ilk roundu. Yani netice itibariyle enflasyon bir anda böyle ortaya çıkmıyor. Şimdi bugünkü dolaylı durum geliyor, dalga aynen öyle. Dalga. Birikimli bir şey ve birbirine böyle accelerating effect dediğimiz çoğaltan etkiyle. Yani 2014'de hadi şu da olabilir mesela. Ya 2014'te zaten şeyler tutmadı. Zaten olağanüstü bir dönemdi. Seçim dönemi. Bakalım işte seçimden sonra biliyorsunuz yeniden bir yapılanma olacak. Ekonomi iradesi nasıl olacak vesaire derken. Hani denilebilir ki bu dönem zaten 2014 hedefler bakımından, enflasyon hedefleri bakımından tırnak içinde kayıp bir yıldır. O zaman bu maliyetleri de yansıtalım. 2015'te temiz bir sayfa açalım. Ama enflasyonda bunu söyleyemezsiniz. Yani bunun tahribatı, bu yüksek tansiyon gibidir enflasyon. İlk önce size biraz böyle şey verir. Hani biraz böyle daha acul kılar. Türkiye bunu biliyorsunuz çok uzun müddet %60'lı 70'li enflasyonları bilerek, isteyerek hak ettiğinden, talep ettiğinden, becerebildiğinden fazlasına talip oldu. Ama bu da sürekli kronik olursa bir süre sonra ağırlıkta çatlama yapar, çöker gidersiniz. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda şunu kaybediyoruz sevgili Barış. Yani Sayın Başkan'ın demin söylediği gibi ihracata mal hazırlamanın her aşamasında enflasyonla karşı karşıyayız. Yani yarı mamul veya hizmet temin etmekten başlayıp mal hazırlamaya ve ulaştırana kadar her noktasında bununla karşı karşıyayız. Artık sebep sonuç ilişkisini de ortadan kaldıracak bir noktadayız. Biz şunu kaybediyoruz. Enflasyon en temel unsurdur. Neden biliyor musunuz? Enflasyon olduğu bir yerde belirsizlik olur. Enflasyon en büyük yanılsamadır. Nitekim büyük iktisat tarihçisi Zombart diyor ki enflasyon en büyük ahlaksızlıktır. Zombart. Evet. Enflasyon en Zombart, büyük ahlaksızlıktır. Neden? Çünkü enflasyon olmayana olmuş gibi göstermektir. Adı üstünde inflation, şişirme demek. Biz gerçeği görmek için deflate ederiz onu. Rakamları biliyorsun. Deflate ederiz. Deflate ederiz ki gerçeği görelim. Enflasyonda şöyle, herkes der ki aman ne kadar güzel, hep beraber elle gelen düğün bayram. Çok para bir süre sonra yok para olur. Biliyorsunuz Gresham kanunu var. Bir şeyin çokluğu nedret ilkesinin aleyhine, azlığın aleyhine onu değersiz kılar. Hocam. Bu açıdan düşündüğümüzde bakın müsaade ederseniz şu tespiti de yapayım. Biliyorsunuz artık politik ekonomi, ekonomi siyaset bilimi var. Demokrasi sadece seçim yapmak falan değildir. Bugünkü baş parmak kuralı enflasyonun %5'in üzerinde seyrettiği bir ekonomide, yerleştiği bir ekonomide demokratik proseslerden de bahsedemezsiniz. Çünkü böyle bir şeyde inandırıcılık vasfı kaybolur. Ekonomi adeta bir şal gibi bu enflasyonu örter, kötü bir mercek gibi zararlıyı yararlı, karsızı karlı, verimsizi verimli gösterir. Evet. Herkes de bir şey yapıyoruz zanneder. Sonuçta hiçbir şey yapmadığınız ortaya çıkar. O bakımdan gerçekten yani enflasyonun %5 civarında makul seviyelere indirilmesi bir ulusal
öncelik olmak durumundadır. Hedeflerden zaten en önemlilerden bir tanesi o. Hani %5 büyüme, %5 enflasyon, gayri safi yurt içi hasılaya, cari açın oranında %5. Bir de işsizliği 5'e indir. O çok çok iddialı olacak. Amerika bile indirememiş. Bu 3 tane 5'i biz yakalamaya çalışıyoruz ama yakın zamanda zor gibi. Murat Bey, bir kez daha döneceğim. Şimdi Merkez Bankası'nın bu faiz indirimleri Murat Bey, deniyor ki ya koridor doğru düzgün aşağı inmediği için, üst bant yukarıda kaldığı için bu sanayiye yansımadı. Ama bir yandan da 175 bas puanlık bir faiz indirimi gördük. Şimdi önümüzdeki ayda toplantı var. Bir yanda da elimizde beklentiden yüksek gelen enflasyon var. Sanayinin beklentisi, ihracatçının beklentisi Merkez Bankası'ndan nasıl şekilleniyor bu noktada? Şimdi geçtiğimiz yıllarda bunlar yaşandı. Merkez Bankası gerçek piyasa koşullarının dışında karar vermeye başladığı zaman reel piyasa kendi oyununu oynamaya başlıyor. Siz bu sefer başlıyorsunuz bankalarla karşı karşıya kalmaya ve bankaların kendi kurallarıyla oynamaya başlıyorsunuz. Merkez Bankası'nın kuralı olmaktan çıkıyor. Ve diyorlar ki Merkez Bankası'nın kararı zaten şu anki piyasa koşullarının dışında, gerçek dışı kararlar demeye başlıyorlar. Biz bunları yaşadık. Yani bankalarla diyaloglarınız bu şekilde yürüyor. Zaten şimdi Merkez Bankası sonuçta aldığı parayı bankalarla sonuçta arasından oynuyor. Şimdi biz hiçbir zaman doğrudan Merkez Bankası'ndan para almışlığımız yok. Borç alma hikayesi yok. Bizler dönüp doğal olarak piyasa oyuncuları olan bankalardan bu paraları alıp ya da vermeye başlıyoruz. Ve bu oyunun kuralı Merkez Bankası ile bankalar arasındaki kuraldan farklı olmaya başlıyor. Ondan dolayı Merkez Bankası'nın koyacağı kurallar piyasaya uygun olabilir ya da piyasanın dışında olabilir. Ya bu maalesef sanayiciye yansımıyor. Yani yarım puanlık faiz indirimi olsa, bırakın yarım puanı, 2 puan indirmiş olsa bu sanayiciye yansımayacak. Çünkü banka diyor ki Merkez Bankası'nın almış olduğu bu kararlar şu anda piyasa koşullarının dışında ve gerçek dışıdır. Ondan dolayı ben sana kusura bakma bu oranları da vermiyorum. Benim sana vereceğim oran %12'dir diyor. Yani İstersen... banka hala yüksek faizden vermeye aynen devam ediyor. Aynen öyle. Çünkü Merkez Bankası sonuçta burada her an kararını aylık olarak değiştirebilir. Ama banka size eğer bir yıllık, eğer bir fix faizle bir şey verecekse onun riskini alarak almaya vermeye başlıyor. Burada çok farklı oyunlar oynanıyor. Siz hiç hissetmediniz mi bu 175 bas puanlık faiz indiriminin Murat Bey geçtiğimiz dönemde? Hayır, maalesef hissedilmedi. Ya bu tabii çok farklı bir gerçekten oyun ve tabii ihracatçının oyunu biraz da sadece TL bazında olmuyor tabii. Dolar. Siz başlıyorsunuz farklı farklı para birimleriyle oynamaya. Bir sepet yapmaya çalışıyorsunuz kendi başınıza. Ve ondan dolayı işte sepet değeri bizim için çok çok önemli. Ve eğer buradaki değerler ne kadar bizim öngördüğümüz ölçüde gelişirse bizim öngördüğümüz karlılıklar olmaya başlıyor ihracatta. Eğer gelişmezse zaten o sene at çöpe ediyorsunuz. Yani zarar ediyorsunuz. Şimdi bu süreç içerisinde aslında en önemlilerinden bir tanesi de uzun vadeli fiyat teklifi verebilmek. Şimdi ihracatçının en büyük şu anda karşılaştığı sıkıntı bu. Müşteriye, yani yurt dışındaki değil mi alan kişiye? Tabii müşteri geliyor diyor ki ben diyor 2015 anlaşmalarını yapmaya başladım. Hadi gel masaya oturalım diyor. Hadi buyurun oturun. Ya petrol hangi fiyattan olacak? Elektrik hangi fiyattan olacak? İşçilik hangi fiyattan olacak? Enflasyon hangi fiyattan olacak? Şimdi mühendislikte bir şey vardır. Bir formülasyon. Şimdi formülasyonda çok bilinmeyen bir denklemle karşı karşıyaysanız bazı şeyleri, bazı bilinmeyenleri bilinmiş gibi varsaymaya başlarsınız. Dersiniz ki ben burada A değerini şu olarak öngördüm, B'yi şu olarak öngördüm diyerekten kendinizi biraz daha düzlüğe çıkartmaya çalışırsınız. Hepsi zaten çok bilinmeyenli adı üzerinde. Yani hepsini bilinmeyen olarak öngörürseniz maalesef zaten çıkış yolu da bulamazsınız. Biz şu anda çok bilinmeyenlerimizin yavaş yavaş arttığı bir ortamdayız. Maalesef biz biraz daha düzeye çıkmıyoruz. Biraz daha engebeli bir noktadayız. Ve maalesef kendi içimizde de sıkıntılarımız çok fazla artmaya başladı. Sebebi şu, Türkiye'nin elinde olmayan olumsuz gelişmelerin sayısı artıyor. Jeopolitik riskler. Ciddi anlamda. Şimdi biz önceden bir sıkıntımız vardı. Hadi İran'a ambargo. Evet. İran ambargosunun hemen arkasından bir Suriye patladı. Hadi Irak en güzel noktalarımızdan bir tanesiydi. Bakın Irak'taki düşüşü söyleyeyim mi? %46. Son açıklanan veri %46. Evet, sadece Irak'ta değil, Libya'ya da çok ciddi düşüş var. Libya'da, Mısır'a var. Libya ya kendi içerisinde ki
Libya'yı hadi bir kenara bırakın diyorum. Çünkü Libya bizim ilk 10 listemizde değil. Şimdi bir de Libya'nın kendi içerisinde çok ciddi sıkıntıları halen devam ediyor. Ama Irak bizim kapı komşumuz. Bizim en fazla ihracat yaptığımız ve ihracatta da en çok çeşitliliği olan ülkemiz. Yani burada biz örneğin Almanya'ya yaptığınız ihracatta bakıyorsunuz tekstil makinelerinden tutun işte bazı kimyasallar işte belirli ürünler var ağırlıklı. Ama Irak'ta bütün ürünlerde düşüş oluyor maalesef. Çünkü bunu, her şeyi satabiliyoruz Irak'a. Evet, Irak bizim kapı komşumuz yine söylediğimiz gibi. Ama maalesef bütün zorluklar da hep Irak'tan kaynaklandı. Hemen onun arkasından bakıyorsunuz işte Rusya, Ukrayna karıştı. Yani bizim en sağlam kapılarımız teker teker çökmeye başladı. Ha, şimdi tabii eksiğe düşmedik çok şükür. Bunun da sebebi zaten sepeti biz biraz daha çeşitlendirmiştik. Onun avantajını şu anda görüyoruz. Bir de Avrupa Birliği'ndeki artış toparlanma iyi olarak devam ediyor. Ama Murat Bey bir araya gireceğim izinle devam edeceğiz bu jeopolitik riskler daha fazla nasıl etkiliyor ihracatı ki son ihracat verisinde aslında değişmeme oranıyla karşılaştık. Yani eksiğe de düşmedik ama bir artış da görmedik. O bile çok büyük bir gelişme bizim için. Devam edeceğiz. Bir haberimiz var onu ekranlara getirelim zamlar konusunda. Temmuz ayında en fazla fiyat düşüşünün kuru üzümde en fazla fiyat artışının ise limonda yaşandığı ortaya çıktı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıklamaları ekranlarınıza geliyor. Bakalım nasılmış fiyat hareketi. Ardından biz burada devam edelim. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temmuz ayında market fiyatlarında en fazla fiyat düşüşünün kuru üzümde, en fazla fiyat artışının ise limonda yaşandığını açıkladı. TÜZOB'un araştırmasına göre Temmuz ayında kuru üzüm fiyatları %11,49 düşüş kaydetti. Limonun fiyatı ise %33,7 arttı. TÜZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, beklentilerin aksine Temmuz ayında dana eti fiyatlarında bir artış olmadığını bildirdi. TÜZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayı boyunca fiyatları yakından izlediklerini, uyarılarda bulunduklarını, bunun sonucunda spekülatif artışların görülmediğini söyledi. Bayraktar, market fiyatlarına bakıldığında 9 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 11 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışı olduğunu açıkladı. Temmuz ayında marul, maydanoz, kuru soğan, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, dana eti, zeytinyağı ve pirinç fiyatlarında değişim görülmedi. TÜZOB'un araştırmasına göre Temmuz ayındaki seçilmiş ürünlerde üretici ve market fiyatları arasındaki fark incelendiğinde en fazla farkın %469,23 ile maydanozda görüldü. Sivri biberde %308, salatalıkta %309, limonda %292, kuru soğanda %281 fiyat farkı bulundu. %30'un üzerinde Temmuz'da limonda artış görülmüş. Gerçekten böyle hani ekşiten bir haberle karşınızdayız. Haberi duyduktan sonra bile yüzümüz ekşiyor. İşte iyi değil, değil mi hocam? Bu Tom Friedman'ın %33,7. Evet, Tom Friedman'ın bir kitabı vardır. Limon Ağacı ve Lexus diye. Dünyada küreselleşmeyi anlatır. Tabii bu limon hikayesi de şeyden kaynaklanıyor. Arjantin'de biliyorsunuz sıkıntılar oluyor. Orada yaşanan unsurlar sonucunda, doğal unsurlar sonucunda limon ağaçları heder oluyor. Onların yerine dikmedikleri için böyle bir ve birdenbire talep oluyor. Bana ilk seneler evvel eski fiyatla soğan 1 milyonun üstüne çıkmıştı. Yani 1 liranın üstüne. Herkes ayağa kalktı. Nasıl olur soğan 1 liranın üstüne 1 milyonun üstüne nasıl çıkar? O zaman şey dedi çünkü Irak'ta büyük bir talep gelmiş. Oradan şey olmuş. Onun üzerine böyle enteresan bir şey kaleme almıştık. İhracat yolunda fakirleşme diye. Yani aslında dünyada küreselleşmenin birbirine ne kadar bağlı yani olduğundan. Yaptığımız ihracat bizde fiyat artışı olarak yansıyor bizdeki tabii o tabii sürdürülebilir ihracat da değil. Çünkü netice itibariyle ihracat orta ve uzun vadede Sayın Başkan'ın temsil ettiği örneğin kimya ürünlerindeki gibi bir oyun planıyla zaman içerisinde gelişerek, zaman içerisinde ulusallık oranını arttırarak ortaya çıkar. Yoksa içeridekini kısarak dışarıya vermek bir refah transferi veya gelir transferi.
İşte bu enflasyonun da sıkıntısı bu. Şimdi düşünün, barajlar arasında en önemli şeylerden biri dengeye getirilmesi, değil mi? Şimdi ekonomileri düşünün. Diğer ekonomilerde %2-3 enflasyon var. Sizde %10 enflasyon var. Bu enflasyon ekonomiler arasındaki geçişkenliği karşımıza... Bir şey daha söyleyeyim. Arka planda, yani biliyorsunuz ben genel olarak hep ihtiyatlı, iyimser bir tablo çizerim. Evet. Ama polyanacılık oynamaya gerek yok. Bunları bilelim ki ona göre tedbir alalım. Çünkü proaktif davranmamız lazım. Bakın biliyorsunuz bu transatlantik anlaşmasına daha evvel de ben söyledim. Maalesef bu tartışmalar içerisinde önem vermiyoruz. Türkiye'yi almayacaklarını söylediler. Sayın Bakanı, Sayın evet. Bakanı orada evet. Gözetmen olarak gitti. Nezaketen dahi kabul etmediler. Hı-hı. Şimdi bunları da takibini yapmamız lazım. Peki biz ne yapacağız? Küsecek miyiz? Darılacak mıyız? İçimize mi kumuz? Hayır. Özel sektör bugüne kadar nasıl başkan ve onun temsil ettiği tim, diğerleri ulaşıyorlarsa, strateji geliştiriyorlarsa, Türkiye'de strateji geliştirecek. Hı-hı. O zaman belki bakacağız. ASEAN gerçeğine bakacağız. Nasıl geçeceğiz? Tayland'da mı işbirliği yapacaksın? Oradan gideceksin. İran'da mı işbirliği yapacaksın? Ona bakacaksın. Yani netice itibariyle proaktif yaklaşımlar içinde girmemiz lazım. Ama şu gerçeği bilelim. Bütün bunların dışında. Hani derler ki adam gibi adam. Ki adam gibi adam olmak lazım. Ekonomi gibi ekonomi olmak lazım. Tamam? Yani ekonomi gibi ekonomi olmanın bir ortak paydası vardır. O da enflasyonun günümüz koşullarında %5'in ve 5 civarında ve altında olması. Aksi takdirde kimse alınmasın, darılmasın. Ne ekonomisi olursa olsun ciddiye alınmazsınız. Yani onun için enflasyon böyle Merkez Bankası Başkanı söyledi yapamadı. Hay Allah onu değiştirelim. İşte Barış bu konuda yeteri kadar bu haberlerde yer vermedi. İşte Murat kitap yazmadı. Başkan ihracat yapmadı meselesiyle kaim değil. Hepimizin ortak şeyi. Çünkü eğer ihracatı geliştirmek istiyorsanız, kalkınmayı sağlamak istiyorsanız, irileşmek değil... Kalkınmak istiyorsanız, büyümek değil sadece gelişmek istiyorsanız enflasyon belasıyla uğraşmanız lazım. Peki. Hocam devam edeceğiz. Bir kez daha Murat Bey'e döneyim. Şimdi bu son ihracat verileri. Az önce de siz biraz değindiniz. Evet. Yerinde saydı dedik ama Sayın Tim Başkanı orada bayram olmasaydı bir artış yaşayacaktık evet. dedi. Ama aynı zamanda yine az önce bahsettik. Bu jeopolitik risklerin bizim ihracatımıza çok ciddi şekilde darbe vurduğunu da gördük. Evet. Siz evet. hem kendi sektörünüz hem de son ihracat verileri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii otomotiv yine bu işin motoru şeklinde evet. devam etti. Hemen arkasından hazır giyim ve onun ardından da kimya sektörü. Üç sektör ihracatı gerçekten sırtlayan sektörler oldular. Beni sevindiren şeylerden bir tanesi burada katma değeri yüksek olan ürün grupları bunlar. Yani Türkiye'yi kurtaran tarafı o. Yani biz işte komşuların yaptığı ürünleri şu anda üretiyor olsa idik ihracat ciddi anlamda düşerdi. Ama biz daha spesifik, daha katma değeri yüksek ürünler yaptığımız için bu jeopolitik sıkıntıların içerisinden yine de sıyrılmayı başardık. Sıyrılmaya da devam ediyoruz. Şimdi Almanya tabii olsun, İtalya olsun, Fransa olsun bu ülkelerdeki artışlar bizim en büyük ihracat yaptığımız Irak, Mısır ve Libya ilk onda olmasa da işte onların etkisini daha düşük şekilde hissetmemize sebep oldu. Bundan dolayı zaten Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalardan biz doğrudan kendi stratejimizi kurgulayabilme zaten maharetimiz buradan kaynaklanacak. Çünkü biz bakıyoruz bakın en çok ihracatımızın arttığı ülkelerin en başında Peru geliyor. Peru? Evet. Bakın. İnanılmaz. Evet. Yani Peru'yu sorsanız kimse haritada gösteremez evet. herhalde. Çoğu kimse. Ama örneğin ben bile iki defa gittim. Neden? Çünkü strateji kurmak zorundasınız siz bu konuda. Şimdi Malezya hemen arkasından. Bakın yine ihracat en çok artan ülkelerden. Malezya yani gelişmekte olan ciddi sanayisi olan bir ülke. Evet. Evet ki ona rağmen artıyor. Bakın bizim şimdi sadece Avrupa Birliği üzerine ya da Amerika Birleşik Devletleri üzerine bir oyun oynamamız zaten yanlış. Bizim çok daha farklı bölgelerde bakın hemen onun arkasından gelen artışlar Angola, Gana, Singapur, Kolombiya, Güney Afrika Cumhuriyeti. Murat Bey merak etme biz Peru'ya ne satıyoruz? Hakikaten yani şimdi söyleyince Peru'ya işte en çok ihracat artışı evet. yaşanmıştı. Vallahi merak ediyorum yani ne satıyoruz? Ne alıyorlar bizden Peru? Sanayi ürünleri. Sanayi ürünleri. Evet. Yarı mamuller. Çünkü Peru'da kendi içerisinde şeyden kurtulmaya çalışan tekstil, sadece tekstilde belirli ürün kalemlerini üretmeye çalışan bir ülkeydi. Artık onlara sanayileşmeye geçtiği anda bakıyor. Bunun yarı mamulleri nereden geliyor? Ya da kendi sektörlerini geliştirebilecek
bitmiş mamuller hangi ülkelerde uygun fiyatlara var? Türkiye'yi buluyor, Türkiye'den ithal ediyor ve Türkiye'deki ürünlerle kendi ürünlerini yarıştırmaya başlıyor bu sefer. Hmm. Şimdi bu yönüyle baktığımız zaman özellikle yarı mamullerde Türkiye ciddi anlamda bu bölgelere çok daha iddialı. Bizim gelecek süreçler içerisinde eğer oyunu iyi kurgulayabilirsek biz sadece Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki bu anlaşmanın zararını sıfırlamayabiliriz ama minimum seviyelere çekip kendi gücümüzü farklı noktalardan artırırız. Hmm. Hocam çok güzel söyledi. Biz kendi oyunumuzu eğer kurmazsak başkalarının oyunuyla her zaman mağlup olmaya hazırız ya da razı olmalıyız. Hmm. Çünkü oyunun kuralını biz koymamışız ama Türk ihracatçısı, Türk sanayicisi artık başına o kadar kötü şeyler geldi ki gerçekten çok şey atlattı, evet, yani atlatmasa da strateji oluşturdu. Son Rusya-Ukrayna krizi bu bile yani şimdi şey deniyor. Ya biz işte uluslararası ilişkiler açısından bakıyorum. Evet. Mısır'la sorunumuz var. Görüyorsunuz bakın işte Mısır'a ihracatımız darbeydi. Evet. Suriye'yle sorunumuz var. Bakın görüyor musunuz işte bak Suriye'yle sorunumuz oldu. Evet. İhracatımız darbeydi. İşte Irak'la orada IŞİD tabii farklı bir evet. konu ama o konuda zaten çok ciddi bir düşüş var. Ama Ukrayna ile Rusya arasında bizim sorunumuz yok. Yani uluslararası evet. ilişkiler açısından baktığımızda. Ama onların kendi aralarındaki sorunlar yine bizim ihracatımız bu. Doğru. Nasıl ama aynı zamanda problemler fırsat da yaratabiliyor. Yani Türkiye'de hakikaten sanayici hani başında kazan kaynayan en önemli grubu temsil ediyor. Tabii bu tablonun arkasında bu günlük fedakarlıca gelişmeler, dönemlik gelişmelerin anı sıra genel tabloyu da görmemiz lazım. Sürdürülebilir bir büyüme ve refahın yaygınlaşması, enflasyonun kontrol altına alınmasında en önemli unsurlardan bir tanesi yarattığınız zenginliğin yani safi yurt içi hasılanın kabaca konuşuyoruz. Çünkü bilimsel olarak bunların daha tanımlı olması lazım ama yaratılan bütün zenginliğin mal, hizmet, şu bu entelektüel birikim hepsinin kaynakları çok önemli. 10 yıl evvel bunun kaynaklarında gene genel olarak 3'te 1'i sanayiden geliyordu. Sanayi demek ne demek? Planlama demek, kalifikasyon demek, üretmek demek, yeniliklere açılma. Mesela şimdi Peru diyorsunuz. Ben tabii Peru'yu tam olarak bilmiyorum ama mesela Malezya mesela Peru deyip geçmeyin. Belki Peru Latin Amerika ve diğer yerlere açılım yeri. Evet. Türkiye'nin böyle artık sadece mesela onun için de mi söyledim? ASEAN bakıyorsunuz, Tayland dersiniz 12 tane ülkeye açılırsınız. Malezya dersiniz 22 ülkeye. Evet. Angola belki Orta Afrika'nın bilmem ne açılışıdır. Yani şeyler çok belki Peru limanları bilmiyorum. Yani onun için Türkiye strateji planını geliştiriyor ve oynuyor. Orada en önemli noktalardan bir tanesi 10 yıl içerisinde bu %18'e düşüyor. Evet. Şimdi sadece birbirinize mal satarak, hamburger çevirerek falan gelişemezsiniz. Bu Amerika için de biliyorsunuz şey yapıyor. Hamburger çevirmeyle bir yere kadar gelirsiniz. Hmm. Yani Amerika'da biliyorsunuz şu anda ne yapıyorlar Amerikalılar da işsizliği düşürüyorlar yeni adamlara iş buluyorlar ama ücret düzeyi aşağıda refah düzeyini kalkındıramıyorlar. Avrupa'ya bakıyorsunuz demin Sayın Başkan söyledi boyuna paraları pompaladılar ama banka sistemi orada da kanallar vana bozuk borular bozuk bir türlü reel sektöre gitmiyor. Yani o açıdan bakıldığında bir yerde de önceliklerin yapılması lazım. Medeniyet odur. Yani nedir medeniyet? Tercihlerin yapılmasıdır. Her yerde, her şeyde, herkesle beraber mutlu ve zengin olamazsınız. Belirli şeylere bakacaksınız sektörlere. Mesela bugün Türkiye'nin yavaş yavaş artık o da kritik noktaya gelince sanayiciye hani demin o aklıma geldi. Sayın Başkan dedi ya Merkez Bankası'ndan para almıyoruz. Hmm. Belki de Merkez Bankası'na kesin para vermeniz lazım. Bir adam öyle bir noktaya geleceğiz ki ben sanayici olmaya sanayiciyim dediğim zaman diyeceğiz ki buyurun başımız üstünde yeriniz var. Gelin oturun. Şöyle hocam belki ekleyebiliriz. Öncelik vereceğiz yani. Yani Avrupa Merkez Bankası şimdi ne yapmaya çalışıyor? Bol parayı veriyor bankalar ama bankalar bunu özel sektöre vermiyor. Evet. Şimdi bankalara veriyor Avrupa Merkez Bankası parayı. Son yaptığı iş. Evet. Bunu ben sana özel sektöre verme şartıyla bu parayı veriyor. Hatta cezalandırıyor değil mi? Negatif faizle falan filan. Eğer vermezsen de sen bu parayı özel sektöre ben sana bunu alacağım diyor. Evet. Şimdi Murat Bey diyor ki biz Merkez Bankası'nı almıyoruz. Şimdi bize iş çevirdiğimizde belki ileriki bir dönemde bilmiyorum. Bizim Merkez Bankası bankalara parayı verirken diyecek ki ya bunu özel sektöre vereceksin. Belki şu şartlarda vereceksin. Özel sektörün önünü açmak için daha düşük faizle vereceksin. Evet. Buradaki değil temel soru şu. Çok kısa müsaade ederseniz.
günü kurtarmamız lazım. Yani manşet motorunu döndürmek derler ya sevgili Barış, biliyorsun eskiler. Yani manşet motoru, hani adama demişler, demiş ki eski Osmanlıca söylemeyelim, Ali abi burada yok ama şöyle. Ali abi olsanlar demiş. Kör olası dünyada demiş, evde aç çocuklar var. Hani demişler ki bunu nasıl yapıyoruz, yani beslenecek çocuklar var. Onun için şimdi manşet motorunu döndüreceğiz ama... Bunu bir de bunu yaparken bir de orta ve uzun vadede de bunu sürdürülebilir kılmak lazım. O kadar. Onun için ihracata falan muhtaç. Yoksa bir gün bir şeyde harikalar yaratırız, ertesi gün limon bulamayız. Hani bu sıkıntılı durumu ortaya koyuyor. Onun için oyun planı lazım. Bakın çok basit bir şey. İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanlar burun üstü düşmüşler, yelemişler. 1980'e kadar İsrail'e şey ödediler, tazminat ödediler. Bizden daha fazla Osmanlı, biz 50'lere kadar ödedik. Adamlar hala ödeyecek. Bununla da Doktor Şah diye bir adam getiriyorlar, sihirbaz maliyeci, para basacağım diyor. Diyorlar ki ya nasıl para basacaksın? Altın karşılığı lazım, biliyorsun o zamanlar daha sağlam bir şeyler var. Altın karşılığı, altınımız yok, her şeyimiz ipotek altında. Karşılığı ne diyor? Diyor ki karşılığı Alman halkının çalışması, iradesi ve fedakarlık yapma kudretidir diyor. Ve hakikaten Almanlar 80'li yıllardan itibaren biliyorsunuz toparlanıyor. Şu an Avrupa'nın liderliğini ya, yani şimdi bir ortak irade lazım. Bir her şey beraber olmaz. Bütün saygımız ve sevgimizle 9. Cumhurbaşkanımızın bir sözünü hatırlatayım. Ne diyor? Benim işçim, benim köylüm, benim vatandaşım. O devir geçti. Herkese her şeyi vererek hiçbir şey olmaz. Bütün sektörlere her şeyi vererek hiçbir şey olmaz. Oyun planı yapılacak. Ve oyun planına göre. Ama bunun bir tek şeyi var. Evet. Bunu yaparken de etrafta sis olmayacak. O sis nedir? Enflasyon. Sis olursa bir bakarsınız aslında aleyhinize çalışan sektör vatan kurtaran aslan gibi karşınıza çıkar. Evet. Onun için evet, sisi dağıtalım. Evet, enflasyonu peki. Ortadan kaldıralım. Peki, Murat, sizin ekleyeceğiniz aslında. Burada sanayici herhangi bir TL ihtiyacında bankayla para ihtiyacını konuşmaya başladığı anda vadeler bir yılın ötesine geçmiyor. Şimdi siz ihtiyacınızdan bahsediyorsunuz. 6 aydan bahsediliyor. 1 yıldan bahsediliyor. Allah aşkına 1 yılda hangi sanayici neyin yatırımını yapacak? Neyin ham maddesini alacak, üretecek, gönderecek ve parasını alacak ve onu bozdurup tekrar o borcu ödeyecek. Çok kısa vadeli. Bizde çok kısa vadeli gidiyor her şey. Ve uzun vadeye çevirdiğiniz zaman da belirsizliklerin yüksekliğini bahane ederek öyle yüksek enflasyonun ötesinde faizler uygulanmaya başlanıyor ki bu sefer ona da sanayici gelmek istemiyor. Şimdi işte bahsettiğimiz Merkez Bankası diyor ki ben faizleri indireyim ve banka sana ben bu parayı vereyim diyor. Banka diyor ki ya diyor ben bu parayı niye sanayicilere riske atayım ki diyor. Ben döneyim diyor, kredi kartlarını hemen bütün çabamı harcayayım diyor. Bireysellerin peşinden. Onların iflası daha kolay diyor. İşte onlardan parayı çekmesi daha kolay diyor. Aslında biraz daha garanti diyerekten bu sefer bakıyorsunuz bankayla şahıs arasında tekli oyunlara dönmeye başlıyor. Biz sanayici dediğimiz zaman 500 kişiden bahsediyoruz, 1000 kişiden bahsediyoruz buradaki çalıştığımız tesislere baktığımız zaman. Maalesef banka hiçbir zaman o yönüyle yaklaşmak istemiyor. Hatta daha yeni yeni oluşmaya başladı. Ya, Exim Bank'ın sigortalanmış olduğu alacakları bile daha yeni yeni teminat olarak algılamaya başladı bankalar. Allah aşkına bu zaten garanti. Yani bu para batarsa... Eğer yani bu alacak batarsa %90 Exim Bank tarafından zaten garantilenmiş. Daha banka yeni yeni tamam diyor ben bunu teminat olarak hadi kabul etmeye başlayayım. Yavaş yavaş demeye başlıyor. Yani burada bir gelenek görenek eksikliğimiz var. Yani biz ne kadar geçmişten ihracatçılığı, sanayiciliği görmüş isek bankalarla ilişkilerimiz o kadar sağlam olmaya başlıyor. Geçmişte çok daha fazla tarım, İşte çok daha fazla tekstil üzerine kurgulanmış bir oyundu. Ama burada bakın saydığımız otomotiv endüstrisi, kimya endüstrisi, elektrik, bunlar çok daha yeni endüstriler Türkiye için. Ve bunlara göre yeni bir oyuna ihtiyacımız var. Bu zamana kadar yaptığımız oyun tamam doğruydu. Bir yere kadar geldik. Ama şu anda halen karşımızda böyle sisli bir, puslu bir ortam varsa, %5'in üzerinde bir enflasyon varsa ve çok kısa vadeli, eğer alabileceğimiz krediler mevcutsa farklı bir oyundan bahsediyor olmamız lazım. Murat Bey şunu sorabilir miyim? İhracatçı için kur önemli diyenler var. Evet. Bir de işte rakamları ortaya koyup ya işte bakın Türk lirası değer kaybetse bile ihracatı aslında bu realde belki de yansımıyor diyenler var. Gerçekten kurun seviyesi önemli ve bunu hakikaten faydasını, değersiz Türk lirasının faydasını hissediyor musunuz ve istiyor musunuz? Şimdi değersiz Türk lirası sadece şurada faydalı olmaya başlıyor. Ara mamullerde eğer
onu kullanacak sanayici yurt içinde de olsa, yurt dışına da olsa, kullanacak olan sanayici yurt dışından çok daha uygun fiyatlara getirmeye başlamışsa o araba abi diyor ki ben Türkiye'den kullanmam diyor. Yurt dışından daha ucuza mal oluyor diyor. Hmm. Başlıyorsunuz yurt dışından kullanmaya. İthal. Bu sefer evet ve ithalatı bu sefer körükleyen bir sisteme doğru gidiyor. Hmm. Şimdi hatta geçtiğimiz yıllarda derken yaklaşık 6-7 sene önce bir arkadaşım bana dedi ki İsviçre frangı üzerinden çok düşük faizli ev kredisi veriyorlar. Tabii o zaman yasaklanmamıştı. Evet. Şimdi ya ne yapsam girsem bile sakın adını aklına bile getirmedin. Hmm. Öyle bir patlar ki yani seninle beraber sülaleni götürdüm yani. Geriye dönemez. Japon yeni mağdurları hep kaldı işte. Şimdi ama şimdi burada bizler işte bu kadar düşük seviyelerde sanki çok cazipmiş gibi bir toz pembe hani polyanacılık dedi ya hocam. Hmm. Öyle bir ortamı eğer etrafa sanki iyi bir ortammış gibi gösterirsek öyle bir betonla karşı karşıya kalıyoruz ki alıp götürüyor kimi olsa. Sadece o kişiyi götürmüyor, ailesini götürüyor. Yani bizim burada sanayici olarak hiçbir zaman işte bu düşük değerli kur, değersiz kur tartışmalarıyla yurt dışından ithalatı körükleyebilecek bir yarı mamul, özellikle yarı mamulden bahsediyorum, ithalatı körükleyecek bir politika oluşturmamamız gerekiyor. Peki. Hocam ekleyeceğiniz varsa evet, çok buyurun. Kısa, cari açık bakımından da bu çok önemli. Çünkü geçmişte dikkat ederseniz böyle politikaların cari açık konusunda direkt etkileri olduğu gözüktü. Haklarını teslim edelim. Son dönemlerde ihracatçılarının hiçbirinden Türk lirası aşırı değerlendirilmiştir ibaresini duymadık. Tam tersine rakamlara hakimler neyin nasıl olduğunu biliyorlar. Ama biraz da altına gitse galiba sesini yükselir. Ama 2000'in altına diyorum. Gitse dolar evet. TL bir miktar sanki evet. ihracatçının sesi yükselecek gibi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Zaten çok komplike, çok bilinmeyenli denklemde o kadar çok zorlaştırıcı unsurlar var ki bir de şeyi unutmayın. İhracatçı sadece dolarla uğraşmıyor. Ara mamul ihracata mal hazırlarken peşin para dolar ağırlıklı, satarken vadeli ve avro ile satıyorsunuz. Düşünün. Yani bu ikisi arasındaki pariteyi düşünün. İşinizi doğru yapacaksınız. Maliyete dikkat edeceksiniz. İnovatif ürün yapacaksınız. Pazarı önceden keşfedeceksiniz. Bir de kur makasına bakın makas gibi bu kesen düşmeyeceksiniz. Son söz tabii belki bankalar konusunda ben daha rahat konuşabilirim. Belki başkan bu konuda nazik. Murat Bey yine karşı karşıya olacaksınız hocam. Şunu şöyle söyleyeyim. Biz akademisyen olarak neticede ben bankalarla da bir organik bağlantı yok neticede müşteri ilişkisinin dışında. Ama şunu söyleyeyim. Bir de maaşımızı oradan alıyoruz hepimizde olduğu gibi. Ama şunu söylemekte fayda var tabii. Türkiye'de bankacılık kesimi 1970'lerde 80'lere kadar pazarlamadan haberdar değillerdi. Sonra pazarlamayı buldular. Bence araç bakımından, teknik donanım bakımından çok iyiler. Ama hala zihniyet bakımından çok muhafazakarlar. İşi bu şey çok kolaydır. Ben derim ki çok özür dilerim şöyle bir şey söyleyeyim. Barış kaç liralık bir insan dediğiniz zaman biz sizin üzerinizdeki elbiselere, saatinize bakarak üstünüz bu kadar mı? Hayır. Barış onlarla kıyaslanmayacak derecede değerli bir insandır. Potansiyeli vardır, duruşu vardır vesaire. Şimdi şeyde bankacı da şöyle diyor. Ben senin üstündeki elbiseye bakıyorum. Sadece bunun üzerinden sana değer biçiyorum. Böyle bir şey yok. Bütün sanayi, bütün gelişme hayaller üzerine kurulur, beklentiler üzerine kurulur, iş yapma potansiyeli üzerine kurulur. Bizde türlü çeşitli sebeplerle hala klasik kefil bankacılığı ve karşılık bankacılığı var. Yani dünyanın hiçbirinde böyle bir şey olmaz. Konut kredisi alıyorsunuz. Adam en fazla Amerika'da da öyledir biliyorsunuz. Sen de gördün sevgili Barış. Bu anahtarı bırakır çeker gidersin. Hatta millet gelmeden bakırları çalmadan falan derler. Dubai'de biliyorsunuz siz çok da şey yaptınız. 1,5-2 yıl evvel sıkıntı oldu. Millet arabaları bıraktı altı üstüne bıraktı çekti gitti. Türkiye'de diyorsun ki ödeyemiyorum kardeşim al diyorsun. Hayır onu alacağız. Onun üstüne. Üstüne de şunu alacağız. Yani şimdi. Hayır erken ödeseniz bile bir. Aynen öyle erken ödeseniz yani. Erken ödeme onun da biraz işte maliyeti var. Erken kapama ücreti vesaire hesaplanıyor. Para yani evet. Türkiye'de bankacılık sektörü evet sıkıdır. Reforme edilmişti. Mali disiplin vardır ama yani bu da şuna benzer. Hani ben dik duracağım diye de arkamda çubukla gezemem. Evet. Yani biraz da esnek olmam lazım. Onun için bankacılarında özellikle bankacılığında yeniden yapılanması lazım. Son olarak Murat Bey şunu sormak istiyorum. Tabii programın başına da bahsettik. Seçim sürecine gidiyoruz. Yani bir hafta kaldı burada. Yani yerel seçimler kadar tansiyon yok. Hep şu konuşulmuştu. Yerel seçimlerin bu belirsizliği nedeniyle
hem ihracatçı hem sanayici bir miktar geride durmuştu yatırımlar için vesaire. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu yaşıyor muyuz? Az çok hani sonuçta o tansiyonu yaşamıyoruz. Yani yerel seçimlerdeki tansiyon yok. Seçim sonuçlarına ilişkin beklentiler, sonrasına ilişkin bir belirsizlik var mı, görüyor musunuz? Ekonomi yönetimi ne olacak? O konuda henüz bir netleşme yok deniyor. Sanayici nasıl bakıyor bu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine? Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yerel seçimler arasında hiçbir fark yok. Şu anda karşılaştığımız hiçbir fark yok. Çok ilginç olan şu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi diğer Cumhurbaşkanlığı seçiminden çok daha farklı bir. Halk seçiyor. Evet. Hmm. Havada gelişiyor. Ve eğer Cumhurbaşkanlığında seçimler sonucunda çıkacak adaylar bütün ekonominin gidişatını da ciddi şekilde değiştirecek. Yani eğer bir meclisin seçtiği bir cumhurbaşkanından bahsediyor olsaydık başkaydı. Hmm. Ama şu anda düşünebiliyor musunuz? Beklenmeyen bir aday kazanırsa ne olur? Çünkü bazı taşlarda oynama olur. İyi kötü, ben burada herhangi bir politik yorum yapmak istemiyorum ama ya da eğer beklenen bir seçim sonucu, tahmin edilen bir seçim sonucu olursa da beklendiği şekilde geçmiş yıllardaki gibi de yönetilmeyeceği konuşuluyor şimdi sanayi çevrelerinde. Yine orada da bir etki olacak. Hmm. Yani burada geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimiyle şu andaki arasında ciddi şekilde bir fark olduğunu ben kesinlikle görüyorum. Sanayiciler arasında da görüyorum. Ha, bu durgunluk yaratıyor mu? Aslında durgunluk çok da fazla iç piyasada etkisini görmesek de yurt dışında daha uzun vadeli fiyatlandırmalar gerçekten azalmaya başladı. Hmm. Çünkü tabii bunun içerisinde jeopolitik gelişmeler de var. Bu söylediğimiz gibi sadece bir bilinmeyen nedenlerden bahsetmiyoruz. Biz burada çok farklı etkenler olduğu için hepsinin etkisi bizlere maalesef yansıyor. Bundan dolayı da biraz daha dikkatli fiyat alımı yapıyoruz. Bununla ilgili etki analiziyle çok ilgili kısa hocam, çok kısa gideceğiz. Bir şey ilave etmek istiyorum. Eğer seçimler birinci turda sonuçlanmazsa bu bir parça daha özellikle seçim sonrası ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve oluşması bakımından belirsizliği en az bir ay kadar arttıracak. Hmm. Bu da tabii mevcut enflasyon gelişmeleri ve diğerlerine de bakarsak genel anlamda etkileme faktörünü ortaya çıkartacak. Evet. Onu hocam, vurgulayalım. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Murat Ferman ve Murat Akgüz, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Kısa bir araya gidelim efendim ana haberde. Ana haberde aranın ardından biz burada olacağız. Devam edeceğiz.